Herkese merhaba. Gelin size hayal edebileceğiniz her şekilde yapılar yapabileceğiniz harika bir teknik göstereyim. Bu tekniğin adı ferrosement, yani uçan beton. Yapı dünyasında harikalar yaratan bir tekniktir. İncecik beton ve demir iskeletin muhteşem uyumu sayesinde sağlam, esnek ve hafif yapılar yapabilirsiniz. Tasarımcılara, yani bizlere, estetik ve fonksiyonellikte geniş bir alan sunar. Örneğin üstünde oturduğum bu kapı kemeri, hemen altımda duran, odunlarımı yağmurdan koruyan duvar kemerim. Örneğin komple bu mutfak, bu ana giriş kapısı kemeri, Sydney'deki bu meşhur bina, bu su deposu, bu gördüğünüz evin iç tasarımı, hepsi bahsettiğim bu ferrosement tekniğiyle yapıldı. İnşaat dünyasının sihirbazı olan bu tekniği bu bölümde hem beyaz tahtada detaylarıyla tüm tekniğiyle anlatacağız, hem de yeni yaptığımız süper adob toprak çuval evimizin mutfak tezgahını oluşturacağız. Hatta alt dolaplarıyla birlikte. Yani hem tekniğini, pratiğini aynı bölümde göreceksiniz. Hepinizin anlayabileceği de çok kolayca anlattık. Zaten kolay bir teknik. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Mutfak tezgahını yapacağız. Şimdi ben düşünüyorum ki burada, hani odamızın olduğu yerde, şurada bir buzdolabı olacak ister istemez şöyle. İşte yuvarlak olduğu için işte buzdolabı biraz bize böyle bakacak, tamam mı? Ben diyorum ki buzdolabından böyle şöyle, artık bunu karar verelim hep beraber, şöyle bir tezgah yapmayı düşünüyorum. Hı hı. İşte burası da böyle düz gelecek. Buzdolabı yapışsın diye. Aynı benim yan gibi. İşte ne olacak? Burada bir lavabomuz olacak. İşte şurada musluklar. Şöyle musluk yapayım. Hı hı. Böyle aslında bu kadar. Bundan sonrası işte lavabo da yuvarlak olmayacak. Ev yeri. Kare yaparız gene. Rahat olur yıkamak için falan. Buralarda kullanım alanları. İşte buralara prizler yapacağız. Hı hı. Şimdi bunu yapmak için ne yapıyoruz? Önce tam bu çizgiyi çizeceğiz. Melis, bu senin işin. Hı hı. Birlikte çizeceğiz. Sonra çizdiğimiz bu çizgiye böyle inşaat demirleri saplayacağız. Doğru yükseklikte. Tamam mı, sınırlarda? Mesela işte buraya, 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 buraya. 10 milimetrelik, yani 1 santim kalınlığındaki İnşaat demirlerinin işte yüksekliği ayarladık belimize kadar. 1 metre maksimum. Dikey olarak koyacağız herhalde. Dimdik koyacağız. İskelet oluşturuyoruz. Sonra bu duvarların içinden bakın böyle iskeletler çıkartacağım. Taşısın diye. Hatta burayı eksik bırakacağım ki levyeyi rahat koyalım. Hatta bunların arasında fark ettiyseniz benim içeride dolap oldu. Atla. Böyle taşıyıcılar atacağım. Bunlar taşıyıcı olacak. Tamam mı? Ne oldu? Sağlam bir iskelet, demirden iskelet yaptım. Bunları birbirine bağlayacağız tabii tellerle. Taşıyıcı yaptım. Aynı bizim buradakiler gibi. Ondan sonra bu taşıyıcının üzerine bu kare demirlerim var ya benim şurada, bakın. İnşaat demiri şeyde, yatakta. 15-15. Onu atacağız böyle. 15-15. Keseceğiz fazlalıklarını şuraların. Burada yok tabii. Burada şeyimiz var. Lavabomuz var. Böyle 15-15'leri atacağız buraya. İskeleti sağlamlaştırıyorum artık taşıyıcıların üzerine. Sonra bunu da yaptıktan sonra kümesleri var ya. Kümesleri incecik kare kare. Onunla böyle toz gibi bütün hepsini saracağız. Altına bu kemer yaptığımız ince suntamız vardı ya. MDF değil mi? İp ince, hani eğilebilen. Onu da böyle altına kalıp olarak koyacağız. Bu yanlarına. Ondan sonra çimentoyu basacağız. Hafif kireçli, hafif çimentoyu. Bu size ferrosement dediğim yöntem. Bu demiri eğer gelip böyle bükerseniz oluyor bu size bir kemer. Kapının önü. Melis, göster istiyorsan seni yaptığın. Bu demiri alıp istediğiniz şekilde oynayabilir. Demir bükme aletleri var. Yuvarlak bir şey yaparsanız, hatta burasını da açık yapıyorlar. Bir su deposu yumurta şeklinde veya istediğiniz şekilde. Ev yapan da var. Size az önce gösterdiğim gibi böyle Arişler yurdunda. Çok ince bir beton olduğu için çok sağlam, ama hani izolasyonu dandik, yankı yapan bir ev olmuş, ama adam devasa 10 metre çapında devasa bir yarım top yapmış yani. Arişler yurdunda görebilirsiniz. Onda da tam ortadan referansınızı ala ala döşüyorsunuz. Demirinizi büke büke. Orada statik. Evet, bunun için ne yapıyoruz? Mesela kemer yapmak için burayı biraz elle yapacağız. Ama kemer yapmak için şu kemeri ölçüyorsunuz. Şimdi bu sizin kapınızın batrısları ya, ikisini de kemer yapacağız. Şurayı ölçüyoruz. Şu şekli yere çiziyoruz. Sonra bir tane göstereceğim zaten. Alet bükme, demir bükme cihazı var. Böyle şey gibi, böyle. Yavaş 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 yavaş. Sonra yerde bunun şeklini alana kadar demirimizi büküyoruz. İki tane yaptık.
dık dık saplıyoruz ikisini de böyle yan yana. Aha. Araya demirler atıp gene üstüne 15-15 atıp aha da 2 dakikada yapıyorsunuz. Camların aynı üstüne, her yerin üstüne, her yerin aynen öyle. Biz şimdi bunu böyle mutfak tezgahı olarak yapacağız. Camlarımız bittikten sonra da aynı mantık buradaki camlara kemer yapacağız. Aynen. Aynı burası gibi. Aynen. Ki su almayalım veya hoş gözüksün işte kapının etrafına falan. Ya yani çekimi olduğu için burada biraz daha fazla. Evet. Ferro sement mantığı bu. Ama bunda işte böyle dandikum değil, ince milkum kullanmamız hı-hı lazım. Ya da milkumun bir 0.3 de olur. Çimento hayır 3'e 1 oranında. 3'e 1 mi? Tabii. 3'e 1 normal kum artı biraz yarım da hani 0.10'da 5'te şey kireç. Kireç mi? Evet. Kireç kullanıyoruz ki hani suya karşı. Şimdi kağıtta bahsettiğimiz alan bu. Salonumuzun ortasındayım. Buraya çıkış ve sıcak soğuk girişleri yaptık mutfak için fark ettiyseniz. Buraya penceremiz gelecek mutfak için yuvarlak. Şimdi Melis bize tezgahımızı burayı bir süpürsek ya şu gidere. Şimdi bir şey var tezgahımızın mı düzenini yapıyoruz. Ressama yaptıralım dedik. Bence de. Bastır bastır. O tezgahın boyu iyi mi? Çok mu büyük? Yok. Buraya ocak gelecek bak diyor. Nereye? Buraya ocak getireceğim. Ama orası tam lavabo. Tamam o zaman. Yani ocağı düşünmen lazım. Bu şekilde. 4.5 uzunluk burası bizim için gayet güzel. Arkasında. Nereye geliyor bir kısmı? Bak şöyle koyayım ben sana. Burası. Sen hayatım oraya evi yalandan çizemez misin? Çizerim. Geleceği yeri. Burası. Evet, ortaya, buraya. Bizim elektrik kablosu geçmedi mi? Hayır, hiçbir şey geçmiyor buradan. Tek kablo var, kafanı dağıtma. Şimdi Melis böyle mi döndü? Evet. Böyle buraya. Evet. Şöyle değil mi Melis? Evet. Sen oraya mı? Buraya. Buraya takamayız. Burası boşluk olacak değil mi? Şu kadar alan boşluk olacak. Şöyle burası boşluk olacak. Doğru mu? Evet. Delikleri kapatırız. Önemli değil yani yanlış açtığınızda. Şimdi tam şunun hizasından dümdüz gelip bir tane karşıya çakmamız lazım. Bu. Ki buradan şurası boşluk olsun. Şurada. Tamam. Yok. Buraları sokacağız. Buralar. Hayır, buranın biraz üstünde böyle olacak. Tabii burada olacak. Birazcık yükselecek. Da yükseleceğim. Tamam. Okey. Çok alçak değil, değil mi? Burada olup da burada olmaz. Yok, sonra annen laf ediyor bize. İyi de bu alçak değil, değil mi? Hayır, değil. Bu alçak değil, sen... bu alçak değil. Bana bu alçak, şu alçak. Getirdin, değil mi? Bu iyi. Yükseleceğim, burada çalışacağım. Nereden de bir pay verdim. Ne kadar? 85-90 demiştik. Tamam doğru işte buradan. Tamam. Dedik. Değil mi? Buradan dedik az önce de. Burası yok. Burası bir tık aşağıda kalıyor gibi. Tamam ama bunun üzerine doldurunca buraya gelecek. Tamam o zaman. Burası iyi. Gel şimdi. 5 santim mi yükseldi hocam? Şurayı da. Geldik. Neresi? Bunun hizası. Burası mı? Hayır. Şunun hizası bak. Şöyle ya. Sıra abi. Bakayım. Evet böyle güzel. Sok onu. Evet güzel ya. Demir mi? Yükeriz. Şimdi bence bir kese kese gidelim mi? Demirleri mi? Şimdi dur.
Demirleri de ben sana söyleyeyim. Bir kaç santim? Maksimum bu kadar derdik değil mi? 15 santim yere ayırıyorum. Tamam mı? Şu an 15 santim yere girdi. Çıktım çıktım çıktım. Nereye gidiyorduk? Buraya değil mi? Evet. 90 ise 105. 90. 105. 110 yapsan de. 110 yapayım. Tamam. Üstten fazla kalsın biz kesin. Melis tamam. Burada ne var? Burada bir dolap var değil mi? Burası bir dolap olacak zaten şöylemesine. Dolap oldu, geldi. Burası da bir dolap oldu, olur mu? Metreden o kadar mı kaldı? Evet. 8 tane kestim. 8 metre. 8 metre. 8, 80 metre. Nasıl o kadar kaldı? Şu değil ama ne misin? Yok. Ben onu kesmedim. Tamam mı? Biraz da böyle döndüreceğiz ben. Cengiz bir anlatır mısın neler ne yaptığını şu şimdi, anda? Bu kağıtta gördüğümüz gibi önce senin çizdiğin şeklin üzerinde ana taşıyıcıları attık. Birlik 12 milimetrelik demirlerle inşaat demirleriyle delip basitçe koyduk. Şeklimiz böyle gidiyor. Aslında ana iskeleti oluşturuyoruz şu an. Hı hı. Ondan sonra da bu da tezgahımızın üstünün taşıyıcısı. Daha bu kadar daha şişecek bu. Şeyle birlikte, betonla birlikte. Şimdi bu taşıyıcıları koyduk yerde senin şekline göre. Şimdi buralarda çubuklar çıkarak da tezgahımızın üst taşıyıcılarını yapacağız. Ondan sonra üstüne zaten 15x15 demir koyacağız. Onu da keseceğiz tam sınırlarında. Şimdi bizim bir su terasiye tellere ihtiyacımız var. Çünkü bunları artık birbirlerini telleyeceğiz. Hı hı. Sağlam bir iskelet oluşturacağız. Sabitleyeceksin birbirlerini. Evet, sabitleyeceğiz birbirlerini. Her şeyi birbirine bağlayacağız. Bunu buraya, bunu buraya. Buraya da bir demir atacağız sonra incelerden. Böyle böyle gideceğiz. Sonra ekstra parçaları kazıp zaten hemen tezgah oluşturacağız. Uçan demir hı diyorlar bunu İngilizce. Ferrosement. Gidelim. Şeylerimizi alıp gelelim arkadaşlar. Malzemeler. Yeter lan. Poşetin diğer tarafından çıkacağım. Evet. Evet, bugün 25. gün. Ah, Leyla Hanımlar ziyarete geldi zaten göreceğiz. Bugün dün başladığımız ferrosementin devamını yapacağız. Hem görmüş olacaksınız kitlemeleri. İnşaat demirlerle, tellerle birlikte bileceğiz. İnşaat demirimiz burada. İnşaat demiri diyorum. İnşaat teli. Biraz da paslandı yağmurda kala kala. Bunu şimdi yapacağımız mutfak tezgahında demirleri birleştirmek için kullanacağız. Zaten gel oğlum ben oraya götürüyorum. Aslında gerekli almadım. Orada dur. Koca sabun. Melis sen de gel arkamızda. Geliyorum. Artık gel bir şey. Kameramı elimden bırakmadan. Bakın bu buranın koridorun elektriği şöyle saklıyorum. Bunlar aslında şuraya boşlar gömebilirim. Evet. Böylece kablolarımız zarar görmeyecek. Allah Allah. Bana gıcıklığına mı gelip bakıyor bu ya? Sakatım diye. Yapamayacaksın. Ambulans çağır. Ambulans çağır. Kime ne oldu? Yok yok. Evet. Şimdi burada aslında çok basit. İnşaat demirleriyle yapacağımız şeklin iskeletini kuruyoruz. Bu şekil aklına gelebilecek her şekil olabilir. Çünkü inşaat demirleri bunları özel yontan böyle tutup bükülebilen şeylerdir. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yumurta şeklinde su deposu da yapabilirsiniz. Kubbe şeklinde aslında bu metotla ev yapan da var. Şimdi biz bir tezgah yapıyoruz. Dün çizdik. Tezgahımız böyle tabii ki dümdüz değil. Kıvrımlı şekilde buraya kadar geliyor. Böyle kıvrılacak. Şimdi bunun ana iskeleti taşıyıcısını yapıyoruz. Ne yaptık? Deldik. Bu sınırlara göre.
Şimdi aralarını, hayır öyle kafana göre bağlayamazsın. Tut terazisini getiriyorum. Evet. Şimdi. Böyle bağlı. Yapıştır. Ama dur o zaman göremiyorum. Ha şuraya koyayım. Ama demir yamuklu belki. Tamam bağlı. Taraftan da demiri kontrol etmek lazım. Evet bağlı. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun? Evet kendine doğru iyice çek ama demiri. Ha şimdi penseye dönüyorsun. Bu inşaatlarda demir birleştirme yöntemidir. Hı hı. Aslında şimdi böyle cihazlar var. Pensenin ucu gibi bir tutuyorsun. Kendiliğinden dönüyor. Demiri döndürüyor. Zık diye tutuyor. Yani bu yaptığını otomatik yapıyor. İyice aldın mı gerginliğini? Almamışsın. Bak. Onu en son tam sıkıntı. Paslı yeter. Korkuyorum kopması diye. Korkma. Zaten onu da kesme. Bir de çok güzel yan keski getirdim ben. Masaya koydum efendim. Tamam. Hepsi masada. Çok da fazla var. Tamam. Gel bakalım. Buraya. Bence bunu bağla. Şunu bağla. Bu şekilde bağlıyorsun. Dur. Şuradan tutayım bir de. Ön taraftaki masaya herhalde. Biraz daha. Şöyle abi. Önemli en son şeyle de dümdüz yapacağız bu. Çimentoyla da dümdüz yapacağız. Bu var. Ama bu tarafı yamuk zaten. Ne la bunu? Döngüm bitti. Versene işte. Tamam. Ha. Ya bu çok da önemli. Bunları zaten kullanacağız. Tamam mı? Şimdi biz bunları deldik, poşetin evet, içine soktuk evet. Ya. Ha tabii isterseniz bunun içindeki şey sıkıştırılmış toprak. Evet, evet. Ne oldu? Zamanla şey etrafı dökülüyor deldiğimiz için. Evet. O yüzden şey dübel var. Kimyasal dübel diyorlar. Hı. İçine sıkıyorsun çimento oluşuyor hemen. Hı. Şu anladım. İşte. Bak bu. Böyle bir ucu var. Hı. Kimyasal dübel. Bu böyle aslında çok hızlı bir 3 dakika içerisinde donan. Çimento gibi bir şey. Anladım. Böyle sıkıyorsun, demir orada tutuyorsun, 3 yani, dakika dum diye donuyor. 3 dakika bile sürmüyor, 1 dakika tamiratı donuyor. Tamiratı öyle yapılabilir. Evet. Tamam, peki Cengiz, yaşıyorsun içinde, onun için soracağım. Bunlara fare, haşere vesaire geliyor mu? Yani hayır. Bunları gece delip bir şey yok girme mu? Şansı yok. Var mı? Yani haşerenin giremeyeceği bir daha şey. Daha hiçbir sonuçta. Yerinde çuvallarımın haşere dediği öyle bir şey yok. Yok. Sıkıştırmış toprak olduğu için bence... Giremez ya onu. Bu birçok insan için çok önemli bir şey. Evin içinde aa, böcek bile yok. Ben hiç görmedim geldiğimde. Evet. Bence merak ettim. Ne yapıyorsunuz şu anda? Bana o sıkma işlemini canlı olarak da gösterir misin? Şimdi bu kimyasal dübel. Bana bir makas veya yan kesim lazım. Delirecek. Bak. Şu an ucunda şey var. Hiçbir sorun yok. Bunu herhalde yapamaz ya. Açıyorum. Açıldı. Ben bir şu tarafadan geçeyim. Görmek bunu istiyorum. Bunu çok hızlı kullanmamız lazım. Bir anda donacaksın. O yüzden diğer delikleri de hemen yapacağım. Sen git çabuk elektriği tak bana. Elektrik. Elektriği tak. Şu diğer yerleri de dene. Çünkü bu kurudu mu işi bitiyor bunda bana. Aletimiz burada. Evet. Şimdi. Oh. Çıkmaya başladı mı ucundan? Yok. Heh, şimdi geldi. Şimdi böyle bunu içini doldura doldura dıştan içe doğru gidiyorum. Heh. Bakın doldu. Direkt sokuyorsun. Sok 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 sok. Girdi mi bayağı? Tamam. Şimdi bana şeyi de versene onu da tutalım. Su terazisi. Tamam. Su terazisi, öyle tutalım ki zaten. Kokuyor da zaten. Kokusunu da alabiliyorum ilacın. Şöyle. Tabii tabii bu bayağı kimyasalmış. Tamam. Eğeceğiz bunu ya. Önemli değil. Şimdi bu 2 dakika içerisinde taşlaşmış olacak değil mi? Evet. Eskalabur gibi çıkmayan bir kılıç olacak. Yani hiç şakası yok.
Okay. Buzdolapları da bulacak bu arada. Birazdan bütün bu delikleri de delip bunların hepsini yapmaya devam edeceksiniz. Peki iyi. Da mesela çivi tutmuyordur, vida tutmuyordur, dübel tutmuyordur. Şeyimiz ne derler? Duvar falan. Duvar normalde evi neyle yaparlar? Kiremidiniz. Hı. Bunlar Allah'ını tutar. Aynı işlemi eskiden ahşap parçalarıyla işte, yapıyorlardı. Tabii. Sokarak yapıyorlardı. Benim ev taştan da böyle parçalayarak ayırabiliyorsun. Heh. Sana saçma sapan bir şey kalıyor. Aynen öyle. Onda, taşın içini zaten doldurmak zorundasın. Ya, o taş aşınır. Çıldırdım ya. Bir musluğu yapamadım. Bak abla buymuş yapmanız. Kapağı işlemiz abi. İçinden kuruyor. Değil mi? Bunu bir kere açtığınızda kullanmanız, bitirmeniz şart. Maalesef şart. Anında kuruyor gördünüz az önce. Bir dakikada çıkmadı. Evet evet. Çıkartayım mı? Yok şu delikleri onları kapatacağım. Onları tamiri için ideal bir şey. Oho. Zaten artık çıkartmamız çok zor. Kesmemiz lazım. Çünkü bunun bir şeyi var. İçeride beton şişiyor. Evet. Sıkışıyor yani kendi kendine. O yüzden çıkaramıyorsun kahretsin ki. Ve bu duvar için harika. Kumu da tutuyor. Dağılmasını önlüyor bizim kumun. Bizim için harika. Bakın. Bak bakayım hocam. Bakın kimyasal döbele burada nasıl plastik gibi şişti. Hemen. Şimdi. Bu en ince inşaat tellerinden olduğu için biz çift kat kullanıyoruz. Çift kat yapıyoruz. İsterseniz bir kat daha yapabilirsiniz ama gereği yok. Şöyle şurada göstereceğim. Şey tutar mısın? Terası tutar mısın? Şuradan tut. Sen şu en sağa meriç çekebilsin. Harika. Zaten düz soktuk ya. Hmm. Şöyle. Bakın ikisini kavradıktan sonra şunu iyice çekiyorum. Anladınız mı? Şu çaprazı. Tutsam. Ne oldu? Bir. Tamam çok oldu. Tamam. İyi mi? Süper. Çektim. Şöyle kendim bir tur atıyorum. Bırakıyorum. Bundan sonrası penselik. Bakın penseyle de tuttuğumda iyice kendime çekiyorum ki ipin boşluğunu alayım telin. Zaten bunu böyle yapıp bir yerde çok yaparsanız tel kırılır. Ama teli şu gerginliği hiç olmayacak şekilde sardıktan sonra bırakırsanız beton yedikten sonra bu teli kırmanın imkanı yok. O koca koca inşaatları tutan şeyler tel. Yani çünkü bunlar da tellerle birbirine bağlanıyor. Demirlerle artık bunun aletleri var böyle tutuyorsunuz bız bız dönüyor teli birbirine bağlıyor. Yani o... Şöyle ortaya getireyim. Ah. Döndür. Aslında şimdiden sağlam bir yapı oldu bakın üzerine 100 evet. Kilo veriyorum yani. Evet. Ama buna ne? Şimdi biz buraya delmeye korktuk. Çünkü işte borumuz geçiyor. Evet. Ama sanırsam ki çok az şurayı delebiliriz. Değil mi? Boruyu böyle götürmedik mi? Böyle gelmiyor. Şuradan bir yerden gidiyoruz hocam. Tamam. Şurayı çok az delip yeni bir destek yapabiliriz buraya. Çünkü buraya bir de şey gelecek ya. Lavabomuz nereye geliyor Melis? Buraya geliyor lavabo. Tamam. Burası da sağlam. Buraya destek yapmamız lazım. Çünkü bu koca parça bir şekilde lavaboyu taşıyacak. Aralardaki attığımız demirlerle anladın mı? O yüzden bence hiç ziyan yok. Burayı bunu biz aslında delelim. Bir destekle atalım. Bekle. Zaten hiçbir sorun yok buradan biraz. Gel alalım. Çekiyorum. Aa kırdın. Abi yapma. Al işte bozdun misin? Gördün mü? Ben oynamıyorum dedin. Evet. Değil mi? Düzgün. Ölçelim. Yapıştır.
temizleyeceğim. Bu arada kimyasal biber sıkmadan önce içini maalesef temizlemezsiniz. Yani toz olmamalı içinde. Evet, onlar eksik, şu eksik falan katı çıkarken biz de ferrosemente Allah devam ediyoruz ki buraları keseceğim işte bir yerlerimize girmesin diye az önceki gibi. Evet, aslında çok basitçe dediğim gibi iskelet oluşturuyoruz. Bunun için de yapmanız gereken şey her yeri terlemek, bütün kesişim noktalarını terlemek. Çünkü bundan sonra tabii önlere de şöyle demir atacağım. Sonra 15-15 demir hasırı buraya koyacağız. Sonra üzerine tavuk kümesi koyacağız. Her şeyi birbirine terle gene bağlayacağız. Gene bağlayacağız. Böylece küçücük bir iskeletle çok sağlam bir yapıya ve çok az bir çimentoyla. Bu yöntemin adı, tekrar söylüyorum, ferrosement. Eğer Sydney'deki o meşhur yapı, Bakü'deki o bütün kartal gagası gibi, kenarda şu an gösteriyordur bir kartal gagası gibi yapıların hepsi aslında bu ferrosement yöntemiyle yapılıyor. Birçok yerde inşaatlarda kullanılıyor. Ve siz de bu yöntemle istediğiniz şekilde istediğiniz şey yapabilirsiniz. Benim ilgi alanım olduğu için de soruyorum. Bununla sanat da yapılabilir, heykel de yapılabilir o zaten zaman. Zaten yapıyorlar. Heykeller bu şekilde yapılıyor biraz da. Heykeli önce iskeletini yapıyorlar. Sonra çimentoyla, alçıyla artık o heykel doldurma şeyleriyle doldurup şey yapıyorlar. Ne ferrosement, uçan çimento mu? Uçan yapı mı? Bir şey diyorlar ama. Aa, anneannem geldi. Geldim. Nasıl anneanne? Çok güzel. Burası yeni tezgah olacak. Mutfak tezgahı. Bunun tam olarak ölçüsen ya bu inşaat bir, demeyelim. Bir milim gibi bir ölçü bu. Ne bileyim? Onun teres olsun. Evet öyle. Ama o yüzden iki kat yapıyorum ben. Bunun büyükleri de var ama onları kıvıramazsınız. Bu arada hep bunu kullanıyorlar. Hmm. Var ya bir tane dışarıda metre. Ne oluyor? Hayır abi, yaptığımı gördün mü? Kestin mi? Kestikten sonra elimi buraya koydum. Bastı mı? Tamam, ben keseyim. Baksana damgaladım kendimi. Ver bana, ben keseyim. Hayır abi, ben keseyim. Senin üstün zaten.